Evet Ezgi, buyur canım. Çoğu zaman ne söylediğimiz değil de nasıl söylediğimiz daha önemli oluyor. Zamanla değişebiliyor çünkü. Şimdi bir evli çiftimiz gelecek, bir karı koca izleyeceğiz. Aynı şeyleri söyleseler de zamanla bir üslupta değişiklik olabiliyor. O yüzden ne söylediğimiz değil, nasıl söylediğimiz önemli dedim. Hilmi, Cemile ve Cihan yazdı. Dur, geç. Bir dakika Ezgi'ciğim, canımsın, bir saniye. Buyurun hocam. Şey, bu skeç ilginç bir skeç. Şimdi skeçle ilgili bir ön hazırlık yaptırmamız lazım ama tüyo da vermememiz lazım. Bu sunuş işi gerçekten ilginç bir şey. İlişkilerde söylediğimiz şeyler değil de onu nasıl söylediğimiz, halimiz, tavrımız önemlidir diyen bir skeç. Ezgi Özgürekoğlu sundu. Cihan, Cemile, Hilmi ne oldu. Yazdı. Evet, yazdı. Zır döngü geliyor. İyi seyirler. Evliliğin birinci yılı. Günaydın. Ya günaydın. Kahvaltı hazır. Ya ne kadar çok şey hazırlamışsın. Beğenmedin mi? Ya beğenmez olur muyum? Bayıldım. Bu ne? Kaşarlı menemen. Versene bir çatal. Dur yavaş yavaş. Bakayım şimdi ya. Dur kalkma kalkma, ben bakarım. Zahmet oldu. Günaydın Ceren Hanım. Bu ekmeğiniz, bu da gazetanız. Sağ ol. Rica ederim, her zaman. Ha bu arada sesiniz çok geç. Saçmalama Mazlum. Neymar, ver bakayım davetiyeyi. Bu ne? Sünnet düğünü. Sen sünnet olmadın mı? Kaçtım, kaçtım. Yine kaçacağım. Aa. Bak ya, Neymar var ya, çok hızlı koşuyor. Hemen yakalayayım. Neymar! Ne diyor? Bu mutlu günümüzde sizi de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Madem mutlular, bizi niye çağırıyorlar? Tamam, tamam. Ben giderim. Gazete okur musun? Versene bakayım. Ya ne yapıyorsun? İşini kolaylaştırıyorum. Zehir gibisin ya. Aa, senin kadar olamam. Ha bu arada annemler aradı, yarın bize geliyorlarmış. Senin adına çok sevindim. Ya hep böyle yapıyorsun Halte. Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Aa ben geç kaldım. Ben gideyim. Kaçta gelirsin akşam? İşim ne zaman biterse o zaman gelirim. Geç mi gelirsin? Bilmiyorum ki. Seni menemenle baş başa bırakıp gidiyorum. Hı, hep git zaten. Beni böyle yalnız bırakıp git. Annene bırakayım seni. Yok yok, ben giderim. Sağ ol. Hı, hadi ben kaçtım. Güle güle. Ya salak şey. Gülüzük yavrum. Aptal. Öküz ya. Evliliğin üçüncü yılı. Günaydın. Günaydın. Kahvaltı hazır. Ne kadar çok şey hazırlamışsın. Beğenmedin mi? Beğenmez olur muyum? Bayıldım. Bu ne? Kaşarlı menemen. Versene bir çatal. Yavaş. Yavaş. Bu kim ya? Dur kalkma kalkma, ben bakarım. Zahmet oldu. Günaydın Ceren Hanım. Günaydın. Bu ekmeğiniz, bu da günlük gazeteniz. Sağ ol. Rica ederim her zaman. Ha, bu arada sesiniz çak çak. Saçmalama Mazlum. Neymar, ver bakayım davetiyeyi. Bu ne? Sünnet düğünü. Sen sünnet olmadın mı? Kaçtım, kaçtım. Yine kaçacağım. Neymar, çok hızlı koşuyor bu çocuk. Yakalayayım. Neymar! İyi, hadi. Ne diyor? Bu mutlu günümüzde sizi de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Madem mutlular, bizi niye çağırıyorlar? Ay tamam, ben giderim. Gazete okuyacak mısın? Versene bakayım. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? İşini kolaylaştırıyorum. Zehir gibisin. Ay seni kadar olamam. Bu arada annemler aradı, yarın bize geliyorlarmış. Çok sevindim senin adına. Bak hep böyle yapıyorsun. Ne yapıyorum ya? Ne yapıyorum? Neyse ben geç kaldım. Kaçta gelirsin akşam? İşim ne zaman biterse o zaman gelirim. Geç mi gelirsin? Bilmiyorum. Seni menemenle baş başa bırakıyorum. Hep bırak zaten. Hep tek başıma bırak git.
Annene bırakayım. Yok, ben giderim, sağ ol. Hadi ben kaçtım. Güle güle. Salak. Aptal. Öküz. Evliliğin 5. yılı. Günaydın. Günaydın. Kahvaltı hazır. Ne kadar çok şey yapmışsın ya. Beğenmedin mi? Beğenmez olur muyum? Bayıldım. Bu ne? Kaşarlı menemen. Aa, versene bir çatal. Al. Yavaş, yavaş. Be. Kim bu ya? Aman kalkma. Kalkma, ben bakarım. Zahmet oldu. Ne demek? Ne demek? Her zaman. Bu arada sesiniz çok çıkıyor. Saçmalama mazlum. Ver Neyman davetiyeyi. Al. Bu ne lan? Sünnet düğünü. Sen sünnet olmadın mı? Kaçtım, kaçtım. Yine kaçacağım. Neyman! Çok hızlı koşuyor bu çocuk. Yakalım Neyman! Ne diyor? Bu mutlu günümüzde sizi de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Ya madem mutlular, bizi niye çağırıyorlar ya? Ay tamam be! Ben giderim. Gazete okuyacağım mı? Versene şunu. Oh! Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? İşini kolaylaştırıyorum. Zehir gibisin ya. İyi, asıl sen öylesin. Bu arada annemler aradı. Yanımıza geliyorlarmış. Çok sevindim senin adına. Bak hep böyle yapıyorsun. Ya ne yapıyorum ben, ne yapıyorum ya? Geç oldu, ben gidiyorum işe. Kaçta geleceksin akşam? İşim ne zaman biterse o zaman geleceğim. Geç mi gelirsin? Ya ne bileyim, seni hemen ne baş başa bırakıyorum işte. Hep git zaten. Hep yalnız bırak git. Annene bırakayım seni. Yok, ben giderim. Ben giderim, sağ ol. İyi, hadi ben kaçtım. Güle güle. Salak! Öküz! Aptal! Ekmeği alsana Cemile. Git! Salak! Öküz! Abla! Gidin zekalı! Beşinci yılın ertesi günü. Günaydın. Günaydın. Kahvaltı hazır. Çok güzel hareket mi? Ben buna zil de çalarım. Çok çok teknik, çok güzel bir skeç bence. Zil diyen var mı? Çal abi. Aferin abi. Cihan Talay yazdı. Yazması zor bir skeçti. Artık fikri kimin verdiğini bir önce bir önemi yok. ama benzerine çok yerde rastlayamayacağımız çok kaliteli bir skeç yani. Yüksek bir şey var. Çünkü net de bir önermesi var. Ne söylediğimiz değil, daha doğrusu ne söylediğimiz tek başına yetmez. Onu nasıl söylediğimiz onu çok belirler diyen çok başarılı bir skeçti. Bir kere Cihan Talay'a bir alkış. Yazar Cihan Talay. Sünnet çocuğu nereye gitti lan? Bir yer. Hamza'yı öyle görünce bir skeç öyle gitsin istedik. Sipariş olsun değil mi? Hamza öyle bir skeçte oynasın. Ola, Sünnet düğünün kendisini görelim yani. Her şey değil de. Zır döngü. Hocam dejavu da aslında. Evet, benim önümde dejavu yazıyor da hiç sevmediğim bir kelimedir dejavu. Evet, zır döngü. Japon bir deniz anası ismi gibi ne öyle ya. Zır döngü daha güzel. Sona eklediğiniz final de hoş. Bir kere daha oynayacaksınız sandık aslında. Olabilirmiş ha. 3, 4. bir değişik
tavırla bütün bunları aşmışlar. İdare ediyorlar işte gibi. Çünkü üçüncü tablonun sonu bir mutsuz son yaratıyor. Evet, ona o yaptığınız ekle güzel olmuş. Zili de çalırdınız. Aferin çocuklar. Devam.